Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kış mevsiminin en sevilen yemeklerinden olan lahana sarması yapıyoruz. Büyük boy bir lahanam var. Bakın, dış kabuklarını alıyorum. Ardından bunu çok pratik olacak şekilde dilimleyeceğim. Bu dilimleme yöntemi o kadar pratik olacak ki haşlarken hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Ama öncelikle lahanamı ters çeviriyorum. Bu iri damarları, yani daha rahat bir şekilde otursun ve kesme işlemi kolay olsun diye iri damarlarını ve sapını düzlüyorum. Haşlamanın bin bir yöntemi var ama emin olun en pratik yöntem bu. Evet, bakın, iyice sapını düzledim. Sapını çıkarmamıza gerek yok her şeyden önce. Keskin bir bıçağım var. Şimdi lahanamı sert bir zeminin üzerine yerleştirip dilimleme işlemine başlıyorum. Önce her iki kenarından 3 parmak olacak şekilde dilimliyorum. Bıçağımla dibe gelecek şekilde bastırmıyorum. En sonunda bölümlere ayıracağız. Evet, bu şekil görünecek. Ardından tam ortasına bir kare çıkarıyorum. Yaprakları çıkardıktan sonra üstten 2 yaprağı şöyle bir suyun altına tutmuştum. Dilerseniz sonrasında tekrar yıkayabilirsiniz. Evet, bakın, karemizi de çıkardıktan sonra tam ortada. Kenarlardaki bölümleri tam damarlardan olacak şekilde ortadan yine dilimliyorum. Bu yöntem, bu şekil dilimleme Uzak Doğululara ait. Evet, tam da bu şekil görünecek lahanamız. Artık kestiğimiz yerden koparabiliriz. Kopardığımız her bölümün, her dilimin ilk 2 ya da 3 yaprağını ayırıyoruz. Çünkü bunlar sarma olamayacak kadar sertler. Tüm detaylarıyla ve hiç bilmeyenler için hazırladığım için biraz uzunca bir video oldu. Bu yüzden hızlandırarak izleyebilirsiniz. Evet, dilimleme işlemine devam ediyorum. Toplamda anlatarak yaptığım için biraz uzunca gibi gelebilir size ama toplamda 6-7 dakikanızı almayacaktır bir lahanayı bu şekle getirmek. Evet, 2-3 yaprağı yine ayırıyorum kenara ve neredeyse lahanamın yarısını tamamladım. Kenara ayırdığınız sert bölümlerle tabii ki lahana turşusu yapabilirsiniz. Az kalorili bir kevsi salata yapabilirsiniz. Ya da kapuska yapabilirsiniz. Evet, artık orta bölüme yavaş yavaş geldik. Yine bakın, 2-3 yaprağı kenara ayıracağım ve en sondaki bölüme geçeceğim. Bu bölümde en kolay olan şey sapından kurtulmak olacak. Göreceksiniz. Bakın, çok güzel bir şekilde yaprak yaprak dilimledik. Artık lahananın tam ortasındayız. Bu bölümü de lahana dolması gibi ya da lahana bohçası var kanalımda tarif olarak onun gibi değerlendireceğiz. Tüm bu işlemleri yaparken büyükçe bir tencerenin içine bolca su alıyoruz. Evet, birazdan bunları, bakın, şekillerini hiç bozmadık. Suyun altına da tutabilirsiniz ama yaprakları ayırmamak kaydıyla. Tenceremize aldığımız suyun içine öncelikle 2 yemek kaşığı olacak şekilde süt ve bir parça ekmek kabuğu ekliyoruz. Ekmeğin yumuşak kısmını kullanmayın. Kesinlikle kabuk kısmını, bir somun ekmeğin şöyle 4-5 santim boyutlarında kabuğunu kullanabilirsiniz. Ve bir bütün halinde lahanalarımızı yeşil bölümleri üste gelecek şekilde suyumuza yerleştiriyoruz. Ekmek ne işe yarıyor diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Ekmek adeta bir sünger gibi lahananın bütün kokusunu çekecek. Lahana kokusunu ekarte etmek için farklı yöntemler var. Limon da sıkabilirsiniz. Tabii ki süt zaten çok bilinen bir yöntem. Ama ben en iyi sonucu ekmek parçasıyla buldum. Bu arada ocağımın altı yüksek ateşte. Fokur fokur suyum kaynıyor. Tabi lahanaları yerleştirince bu kaynama durabilir. Toplamda ne kadar haşladınız derseniz her bir lahana kümesini 4 dakika, maksimum 5 dakika haşlıyoruz. Üstteki yapraklar ince olduğu için hemen yumuşacaklardır. Çok fazla tutmayalım ve bu konuda muhakkak süre tutalım.
Evet, toplu bir şekilde maşamla alıyorum ve genişçe bir kaba yerleştiriyorum. Eğer bu süreye uyarsanız, tekrar ayrı bir kapta soğuk bir suyun içinde bekletmenize gerek kalmaz. Çünkü bir sürede sıcak bir şekilde borcamın içinde beklerken yine yumuşayacaklardır. Lahana sarmasının en oyalayıcı ve yorucu bölümü lahanayı parçalamak ve haşlamak bölümüdür. Bu yöntemle toplamda 20 dakikada sonuca ulaşabilirsiniz. Evet, son bölümleri de atıyorum içine. Artık bundan sonra iç malzememi hazırlamaya başlayacağım. Evet, lahanamın minik göbeğini de koyduktan sonra artık ekmeğimi çıkarabilirim. Ekmek ne olacak diyorsunuz? Tabii ki küçük bir kaba alıp balkonda kuşlara verebilirsiniz benim yaptığım gibi. Lahanalarımız soğumaya başlarken bizler de iç harcımızı hazırlayalım. Kıymalı ya da zeytinyağlı yapabilirsiniz. Ekstradan tek farkı içine kıyma koymuş olmam. 200 gram kıyma görüyorsunuz, dana kıyması. Aslında kıymanız ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olur. Benimki orta yağlı. Bir adet büyük boy yemeklik doğranmış soğanımı, 6-7 diş yine küçük doğranmış sarımsağımı ekliyorum. Bir çay bardağı 125 mililitre sıvı yağ ilave ediyoruz. Ben yemeklerde zeytinyağı kullandığım için zeytinyağı ilave ettim. Etli dolmada zeytinyağı olmaz demeyin. Muhakkak deneyin. Ve bol salçamız var. 1 yemek kaşığı domates ve 1 yemek kaşığı da biber salçası kullanıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber ekledikten sonra tüm malzemeleri özellikle etle bir bütün haline getirmek için karıştırıyoruz. Evet, artık pirincimizi ekleyebiliriz. Yıkanmış 2 su bardağı, 200 mililitrelik su bardağı ile pirincimizi ve bir demet de maydanozumuzu, kıyılmış maydanozumuzu ilave ediyoruz. Ekşi olarak nar ekşisi kullandım çünkü sumak ekşim bitmişti. 2 yemek kaşığı nar ekşisi ilave ediyorum ve bir şöyle silme tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra ekşisi az olduğunu düşündüğüm için yarım limonun da suyunu ekliyorum. Nar ekşisini yoğun bir şekilde kullanmayın. Eğer gerçek bir nar ekşisi ise hafif tatlımsı olabilir. Bu yüzden limonla dengeleyebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız bir çay kaşığı eritilmiş limon tuzu da kullanabilirsiniz. Size kalmış. Evet, sarma işlemine başlıyoruz. Bakın, yapacağımız tek şey bunları sıralamak ve içine doldurup yuvarlamak. Tabi diyebilirsiniz lahananın en güzel bölümünden başladınız diye. Videonun devamında diğer bölümlerin de nasıl sarıldığı ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Evet, lahana sararken dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden birisi bu ince damarların çizgisinin yönünde sarmak. Yani bu damarlar bakın yatay. Yine sarma işlemini o damarlarla uyumlu bir şekilde yapmamız gerek. Evet, bir tatlı kaşığı olacak şekilde iç harcımdan koyuyorum ve rulo yapıyorum. Kenarlarını içe katlayabilir misiniz? Tabii ki katlayabilirsiniz ama lahana sarmasının kolay taraflarından birisi hiçbir şekilde kenarlarını katlamasanız bile pirinçler yani iç harç kesinlikle dışarı çıkmıyor. Sararken şuna dikkat edebilirsiniz. Açık renkli olanları tencerenin en altına
Koyu renkli olanları daha üste yerleştirirseniz daha dengeli bir şekilde pişer lahana sarmalarınız. Çünkü koyu yeşil olanlar daha ince yapıda, daha narin. Bu yüzden daha kalın olan beyaz renkli bölümleri daha aşağılara koyabilirsiniz. Evet, bakın bu damarlı olan bölümleri, ki illaki olacaktır, bunları tenceremizin zeminine yerleştireceğiz. Daha uzun parçaları önceden planlı bir şekilde parçalamadan bu şekilde benim yaptığım gibi hızlıca şekillendirebilirsiniz. Şöyle 2 kaşık kadar iç harcım artmıştı. Onunla da kabak doldurdum. Ne de olsa oğlum çok seviyor kabak dolmasını. Onun için de sürpriz olmuş oldu. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz serpiştirdikten sonra üzerine genişçe bir tabağa ters çevirip üzerine yerleştiriyorum. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Öncelikle tabağımızı yerleştirdikten sonra kaynamış sıcak su ekliyoruz ki hemen pişme aşamasına geçsin. Tam böyle dolmalarla hizalı olacak şekilde, dolmalar üste çıkmayacak şekilde kaynamış sıcak su ilave ediyoruz. Ben videoyu biraz hızlı tutmuşum, o yüzden suyun tamamını görememişsinizdir ama buradan görüyorsunuz tam dolmaların hizasında, kesinlikle dolmaları geçmiyor. Ve üzerine bir ağırlık yerleştiriyorum ve kapağını kapatıyorum. Neden dolma taşını koymadınız derseniz, benim tencereme bu dolma taşı biraz küçük geliyor. Bu yüzden ağırlık olarak kullandım. Evet, altı yüksek ateşte bu aşamada. Yaklaşık ocağa koyduktan 6-7 dakika sonra bu şekil kaynayacaktır. Ve bu aşamada muhakkak tuzuna bakıyoruz, ekşisine bakıyoruz. Evet, tuzu benim için biraz az geldi. O yüzden tatlı kaşığının ucuyla biraz daha tuz serpiştirdim. Yine ekşisi de aynı şekilde, daha yoğun sevdiğim için 1,5 yemek kaşığı olacak şekilde etrafına nar ekşisi gezdiriyorum. Lahana sarmanızın tuz ve ekşi oranını bu ilk 10 dakikada kaynadıktan sonra yukarı çıkan suyunun lezzeti verecektir. Bundan dolayı bu aşamada muhakkak tuzunu ve ekşisini kontrol edin. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısıyoruz ve 1 saat pişiriyoruz. 1 saatin sonunda üzerindeki ağırlığı kaldırıyorum. Ve ardından tekrar kapağını kapatıp bir 10 dakika kadar daha pişiriyorum. Yani toplamda 1 saat 10 dakikada lahana sarmalarım lokum gibi yumuşak oldu. Evet, 1 saat 10 dakika geçti. Peki bu aşamada ne yapacağız? Artık lahanalarımızın piştiğini düşünüyoruz çünkü. Bu aşamada İllaki bazen az, bazen çok suyu olacaktır. Bu suyu muhakkak süzüyoruz. Bizim oralarda dolmalar muhakkak biraz fazla sulu yapılır ki ertesi gün ısıtmak gerektiğinde bu suyla ısıtılır. Yine bu aynı şekilde bu su sofraya da çıkarılır. Dolmaların üzerine gezdirilir ya da sarmaların. Bundan dolayı evet, bakın tam bir kase suyum çıktı. Ama ben böyle pilav gibi pişsin, hiç neredeyse suyu olmasını istiyorum diyorsanız, o zaman şöyle 2 parmak daha aşağıda, dolmalarınızın 2 parmak daha aşağısına su koyabilirsiniz. Ama tavsiye etmem. Evet, dolmalarımın kapağını kapattım. 15 dakika kadar dinlendirdim ve artık servis edebilirim. Çabuk soğusun diye ben bir borcama ters çevirmiştim tenceremi. Ve artık tabağımı alıp servis edebilirim. Bu arada lahana sarmanız için videonun açıklamalar bölümüne bir sos tarifi bırakacağım. Ben soslu yapmak istemedim çünkü yeterince salçalı ve bu haliyle yeterince lezzetli benim için. Ama soslu yapmak isteyenler için o sos tarifine bakmalarını tavsiye ediyorum. Videonun açıklamalar bölümünde.
Ve evet, lahana sarmalarımız hazır. Öncelikle bizlere afiyet olsun ve tabii ki deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer lahana sarmaya eriniyorsanız, böyle üşeniyorsanız, emin olun bu yöntemle çok çok kolay oluyor. Hatta iki aşamaya bölüp ilk önce bir kısmını, ertesi gün iç harcıyla tamamını yapabilirsiniz. Bu arada tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimlerin tümünü açabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.